Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gene Çanta Turkuaz Instagram sayfama DM'den gönderdiğiniz videosunu çeker misiniz dediğiniz modellerden biri daha. Yakadan başlayan yuvarlak robalı bir yelek olacak. 2,5 numara tığ kullandım. İp, yine bunun patiğini örmüştüm. Alize koton gold, bilgileri de %55 koton, %45 akrilik bir ip. Bu hem yaz hem kış kullanılabilen yumuşacık bir ip. Bir de renk seçenekleri de çok güzel. Şimdi bu erkek bebek için olacak. Burada iple şimdi sıra sıra göstereceğim bu örgünün modelini. Gene bu da kar topu. Kar topunun pamuklu bebesi 260 metre, %50 pamuk, %50 akrilik. Bu da gene hem yaz hem kış kullanılabilen iplerden. Hemen örgüye geçelim. 3 numara tığ kullanıyorum. 66 tane zincir çektim roba için. Artı 2 çekiyorum, doluyorum. 1 ikinci zincire çakma sık iğne ya da yarım sık iğne ve bütün zincirlerin üzerine sıra sonuna kadar 66 adet çakma sık iğne örüyoruz. 66 çakma sık iğneyi ördüm. İkinci sıraya başlıyorum. 2 zincir çektim. Doladım. Hemen dibine. Şu zinciri çektiğimiz ilmeğin hemen dibine bir trabzan. Ve bu çakma sık iğne sadece ilk sırada oluyor. Yakanın çok daha muntazam görünmesi için ilk sırayı bu şekilde örersek yaka çok çok daha güzel duruyor. Hemen birden trabzanla başlamayalım. Şimdi bundan sonrası zaten trabzan. İlk trabzanımızı şunu saymıyoruz. Bunu hiç ilmekten saymıyoruz, şu iki zinciri. Hemen ilk ilmeğin içerisine bir trabzan ördük. Bir tane daha örüyorum yanına. 1 2. Ve hemen bir arttırma yapıyorum. 1 hemen dibine 2. 2 trabzan, bir arttırma. Şimdi 4 trabzan, 1 2 3 4 trabzan, bir arttırma. 1 2 1 2 trabzan, bir arttırma. 1 2 3 4 trabzan, bir arttırma. Bundan sonra da 1, 2, 3, 4 trabzan, bir arttırma olarak sıranın sonuna kadar örüyoruz. Sırayı şuradaki son arttırma ilmeğinden sonra 1, 2, 3 trabzanla bitiriyoruz. Gene 2 zincir. Hemen gene dibine bir trabzan, gene kafamızı karıştırmasın, bunu hiç saymıyoruz, şu iki zinciri. Bir trabzan, 2 3. Şimdi burada ilmeğimizi kurduk. Bu sırada şuraya çift battığımız şu V'ler, önümüze ilk gelen trabzana hep çift batacağız. 1, 2, 3 trabzan yaptık. Şuradaki çift battığımız ilk trabzana bir arttırma yapıyoruz. Bundan sonra 5 trabzan, 1, 2, 3, 4,
5. Bundan sonra zaten 5 trabzan bir arttırma olarak gidecek. Her arttırmamızı şurada arttırdığımız ilk trabzanın üzerine gelecek arttırmalar. Şurada arttırma vardı. İlk trabzanını, arttırmanın ilk trabzanına bir arttırma daha yaptık. Şimdi gene 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Şurada arttırma var. Hemen üzerine bir arttırma. 5 trabzan bir arttırma olarak devam ediyoruz. Son arttırmadan sonra 1, 2, 3 trabzanla sırayı bitirdim. Şimdi toplam trabzan sayılarını da söyleyeyim. 66 zincir üzerine 66 çakma sık iğne ördük. Sonra trabzanlara geçtik. İkinci sırada 66 olan trabzan sayısı 13 trabzan artarak 79 oldu. Sonraki üçüncü sıra gene 13 trabzan artarak 92 oldu. Yani biz roba uzunluğuna ulaşana kadar ne kadar arttırırsak sırayı o kadar her sırada 13 trabzan fazla öreceğiz, artacak. Şimdi dördüncü sıraya geçelim. 1, 2 trabzan zincir. Hemen dibine bir trabzan. İki, üç trabzan. Bir, iki, üç. Şimdi şurada arttırma var. Hemen ilk trabzanını arttırmanın ilk trabzanını bir arttırma. İlk trabzana. Sonra sayısı belli zaten. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Şurada arttırmamızı yaptıktan sonra alttaki arttırmanın ikinci trabzandan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani diğer arttırmanın ilk trabzanına geldik. Arada 6. 4 başlamıştık zaten. 1, 2, 3, 4. 5 oldu, şimdi 6. Gene şu arttırmanın ilk trabzanına bir arttırma. Bundan sonra da zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan bir arttırma. Dördüncü sırayı şuradaki son arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4 trabzanla bitiriyoruz. Ve toplam trabzan sayısı dördüncü sırada 105. 105 oldu. Şimdi altıncı sıraya başlıyoruz. 1, 2 zincir. Hemen dibine 1, 2, 3, 4. Şurada arttırma var. İlk trabzanını arttırmanın bir arttırma örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma. Şimdi aradaki trabzanlarımız 4, 5, 6, 7 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arttırmaya geldik. Arttırmanın ilk trabzanına bir arttırma. Bakın arttırmalar nasıl devam ediyor. Bir arttırma, hemen ilk trabzanına bir tane daha. İlk trabzanına bu şekilde sırayla arttırmalar devam ediyor.
Beşinci sırayı şuradaki son arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4 trabzanla bitiriyoruz. Tamamı, sıranın tamamı 5. sırada 118 oldu. 118 trabzanımız var. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Gene 2 zincir doluyorum. Hemen gene dibine 1, 2, 3, 4 trabzan yaptık. İlk arttırmadayız. Hemen ilkine, ilk trabzana bir arttırma. Bundan sonra 4, 5, 6, 7, şimdi 8. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan. Şuradaki arttırmanın ilk trabzanına da bir arttırma. 8 trabzan bir arttırma olarak sırayı örüyoruz. Sıranın sonu şuradaki son arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 trabzanla bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. 6 sıranın sonunda 131 oldu trabzan sayımız. Şimdi henüz gerekli yüksekliğe ulaşamadık. Bu 9 santim. 9 şuradan şu kol yerine kadar 9 santim olması gerekiyor. Daha örmemiz gerekiyor birkaç sıra daha. Şimdi bir üst sırayı öreceğiz. 2 zincir doluyorum. Hemen dibine doluyorum. 2, 3, 4, 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada arttırma var. İlk trabzana bir arttırma. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi tabii ki dokuz. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz trabzan bir arttırma olarak sırayı örüyoruz. Son arttırmadan sonra bir, iki, üç, dört, beş trabzanla sırayı bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. 7 sıra sonunda toplam trabzan sayısı 144. Gene 13, 13 arta arta gidiyor. Hemen bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2. Hemen dibine gene bir trabzan. 2, 3, 4, 5. Şurada arttırma var. İlk trabzanına bir arttırma. Başlangıcımız 1, 2, 3, 4, 5 trabzan, bir arttırma. Sonra nasıl devam ediyordu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10 olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabzan. Şurası. Şurada arttırma var. Arttırmanın ilk trabzanına bir arttırma. 10 trabzan bir arttırma olarak sırayı örüyoruz. Sıra sonunda son arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanla bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sonucunda 157 trabzanımız oldu. Tamamı. Şimdi sanırım artık son sırayı yapacağız. Yeterli olacak çünkü. 2 zincir hemen dibine 1, 2, 3, 4, 5,
6 trabzan. Şurada arttırmamız var. 1 2 arttırma. Şimdi sıra 11 trabzana geldi. Yani şu arttırmadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzan bir arttırma olarak sırayı örüyorum. Sıranın sonunda şu son arttırmadan sonra 1 2 3 4 5 6 trabzanla robayı bitiriyoruz. Şuradaki sıra sayısı farklı. Aynı ölçüde oldu, aynı yükseklikte oldu. Fakat bu 2,5 numarayla örüldü. Bu 3 numarayla örüldü. O yüzden bir sıra eksik ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sıra fazla. O da tığ farkı. Yoksa ölçüleri aynı. Her ikisi de 9 aya kadar, hatta 1 yaşına kadar bile bebeğine bağlı, kilosuna bağlı giydirilebilir. Her iki robayı da, bu erkek bebek için, bu kız bebek için olacak. Gerçi artık renk fark etmiyor da biraz daha böyle grili, bejli olunca erkek çocuk düşünülüyor. Şimdi ben bunun her ikisine de farklı model uygulayarak bunu yelek haline getireceğim ve her ikisini videolarında peş peşe paylaşacağım. Videolarımı beğeniyorsanız ve gerçekten özellikle yeni başlayanlar için faydalı oluyorsa çok sevinirim. Çünkü bunu bilen karşıdan da örneğini de alır, sayılarını da bile tahmin eder. Ama örgüye başlayanlar için detaylı anlatım çok önemli. Ben de zamanında bu kadar fırsatımız yoktu öğrenmek için. Şimdi çok çok daha kolay öğrenmek. Ama örgü çok güzel bir terapi. Herkese tavsiye ediyorum. Kadın erkek hiç fark etmeden. Bu güzel bir terapi oluyor. Kafa boşaltmak için, farklı farklı uğraşlar edinmek için örgünün bir yerinde tığ olsun, şiş olsun bir yerinden başlamak gerekiyor. Herkes için en güzel terapi diye düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.